milletinefendisi.com ve Milletin Efendisi TV yayınını izleyen izleyicilerimiz, üreticilerimiz. Bugün İnanç Bey konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çoktandır üreticilerimiz bize bordo bulamacıyla alakalı sorular soruyordu. Cevizde, kayısıda, tüm meyvelerde diyelim. Bordo bulamacını hangi ara, ne sıklıkla kullanmalıyız? Tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi bordo bulamacını biz genellikle çiftçilerimize sonbahar ve ilkbahar uygulaması olarak iki defa öneriyoruz. Evet. Sonbahar uygulamasında da özellikle dikkat edilmesi gereken husus, bitkinin yapraklarının %85-90 oranında dökülmüş olması gerekiyor. Hı hı. Bunun sebebiyeti de hani dökmesini itibaren kullandırmamızın sebebi de içerdiği bakırdan dolayı yapraklarda bir yakma, bitkiye bir zarar olmamasından dolayı bu şekilde kullandırıyoruz. İkinci uygulamamız da bahar ayında, ilkbahar ayında. Bu da gözlerin patlamasından önce kullandırıyoruz çiftçilerimize bordo bulamacını. Evet. Peki bordo bulamacı neden atılmalı? Bordo bulamacının atılmasının hani sebebi bitkiyi yakalanabileceği fungal hastalıklara karşı koruyucu bir etki yaratmasından dolayı bordo bulamacını tavsiye ediyoruz. Gramaj olarak ne önerirsiniz? Gramaj olarak bölgedeki meyvelere göre 1250 ile 1,5 gram bölü 100 litre su dozunda uygulattırıyoruz. 1,5 kilo ortalama. Tabii. Yani burada genelde pulverizatör 16 litre ya da 20 litre kullanılıyor. Hobi çiftçilerimiz diyelim. O zaman 200 gram civarında kullansalar 150, yeterli. 150-200 gram. Sanırım kış ayında biraz fazla, sonbaharda ve ilkbaharda biraz dozu düşürüyoruz. Tabii. O şekilde değil mi? Tabii ilkbaharda %1,5'luk gibi, sonbaharda %1,5'luk gibi, ilkbaharda %1'lik gibi de olabilir. O şekilde kullanıyoruz. Tavsiyeleriniz var mıdır? Tavsiyeden kastınız? Yani şu şekilde kullanın, şu zaman diliminde kullanmayın. Şimdi buradaki en önemli tavsiyemiz şu olacaktır aslında. Bahar döneminde bordo bulamacı ile birlikte çiftçilerimiz eğer bitkilerinde unlu bit, kabuklu bit gibi zararlar mevcutsa, evet. Tam da bordo bulamacı atma dönemine denk geldiği için biz şu uygulamayı öneriyoruz çiftçilerimize. İlk önce bordo bulamacını uygulasınlar. Hı hı. Daha sonra kabuklu bit ve unlu bit için kullanacaklar, özellikle bu yağ grubuysa, bunu kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rica efendim. Ediyorum. Bizi takipte kalınız.